hayatını kurtaran adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Aslan kim? Sana ne gelir? Bak sakın sen de o adam Şadoğlu'nun adamı demeye... Aksine. Ben o adamın babaannemin adamı olduğundan şüpheleniyorum. Dahası da var. Ne oldu? Aslan Reyhan'a zaaf olduğunu nereden çıkarttın? Çünkü Aslan'a gidip kendim sordum. Saklamaya çalıştığı şeyi gözlerinde gördüm. Ben senin niyetini anladım. Miran'ı geri alabilmek için Reyhan'la Aslan'ın adını çıkartacaksın. Utanmadan kalkmış ağız yokluyorsun. Sen de baban ne kadar tehlikeli bir kadınsın. Azat! Aslan beylerin en hakikatli delisi Gönül Aslan Bey. Bak hele, Miran boşandı ama yine de Reyhan'dan vazgeçmedi diye sen de kahırlanıp çare arar olmuşsun. Ne oldu deli? Aslan'la Reyhan malzemesi yetmedi. Bir de buna abim mi dolayayım dedin ha? Miran'ı böyle mi geri alacaksın? Yaren! Ben Azat'a Miran için gelmedim. Öyleyse niye geldin? Azat'ın hayatını kurtaran adam babaannemin maşası olabilir. Dikkat edin diye geldim. Aslan eğer babaannemin adamı olsaydı ben şu an yaşıyor olmazdım. Bunu da düşünmedin mi? Aferin kız. İlk defa seni takdir ettim he. Sırf Miran sana kalsın diye babaanneni bile ortaya atıyorsun, yazık. Neyse, kim kimin adamı boş verelim de. Reyhan'la Miran'ı ayırmak için sen Aslan'dan gelecek ekmeğe bak. Gerçi bu işler pek senin harcın değil ama... Aslan'la iyi bir ikili olursunuz size. Yeter artık saçmalıktan. Kendini koyunlarla ahıra kapatan bir ezikten akıl alacak değilim ben. Ha diyorsan bıçağı bir yerime sokar, o suçu da Reyhan'a atarım diyorsan sen bilirsin. Ama hala gurursuz gibi Miran'ın peşinden gideceksen kendini birazcık geliştirmen lazım. Sonuçta Reyhan yaşadığı müddetçe Miran'ın gözü kimseye görmez. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.